Değerli milletvekili arkadaşlarım, 15 Temmuz ülkemiz için ve parlamentomuz için bir dönüm noktasıdır. Eğer biz 15 Temmuz darbe girişimini bittiğini düşünürsek, bundan sonra bu tür darbe girişimlerinin olmayacağını düşünürsek yanılırız. Eğer bir derin yapılanmayı bir başka derin yapılanmayla bertaraf etmeyi düşünürsek, onun yerine birilerini korken taviz verirsek, yarın aynı darbe tehditleriyle açık oluruz. Çünkü bir devletin içindeki derin yapılanma belli bir süre sonra devletin gücünü kullanarak güçlendikten sonra o gücü ya kendisi için ya da kendi bakış açısıyla ilgili devleti şekillendirmek için kullanmıştır. Devletin yeniden yapılanması devletin liyakatına göre ve layık cumhuriyete bağlı sadakatla yeniden bürokratik yapılanmaya devletin ihtiyacı vardır. Eğer biz gücü kendimizle ilgili konjektörel görürsek, siyasetin gücüne inanırsak, yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlük ilkesine inanmazsak ve ülkemizde bunları egemen kılmazsak, yarın her türlü tehditlere açık olabiliriz. Bakın, büyük devletler büyük kamu binalarıyla anılmazlar, büyük bütçeleriyle anılmazlar, silahlı kuvvetlerinin büyüklüğüyle anılmazlar. Büyük devletler yurttaşlarına tanıdıkları özgürlükle, ülkelerinde uyguladıkları hukukla anılırlar. Size bir örnek vereceğim. 1980 askeri darbesini gerçekleştiren Kenan Evren, Cumhurbaşkanlığı döneminde gittiği her ilde on binler karşıladı. Adı meydanlara verildi, okullara verildi, caddelere verildi. Anayasası %92.7 oy aldı. Ama Kenan Evren öldüğünde, eğer resmi törenle gömülmeseydi, tabutunu taşıyacak 4 tane sivil yoktu. Yani bugün kahraman olanlar, yarın ne olacağı meçhuldür. Onun için diyorum ki, konjektürel olarak siyasi güce değil, devletin varlığına, bağımsızlığına, üniter devlet yapımıza, sadakata, layık cumhuriyete bağlılığa yönelik bir devlet düzeni içerisinde hepimizin görev yapması lazım.